Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Almanya'dan Türkiye'ye övgü. Alman basınının önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ta yer alan haberde, geçen yıl Ağustos'ta lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, Türkiye'de son bir yılda küçük güneş enerjisi santrallerinin inşasına 10 milyar dolardan fazla para aktığı ve bu rakamın önceki yıllara kıyasla 10 kat daha fazla olduğu bildirildi. Bu durumun Türkiye'yi benzer düzenlemelerin yeni uygulamaya konulduğu Almanya'dan bir adım öne çıkardığına vurgu yapan haberde, Türkiye'de özel haneler ve şirketler zaten çok fazla bürokrasi olmadan güneş enerjisi sistemleri kurabiliyor. Geçen yıldan bu yana artık devlet ihalesine başvurmak zorunda değiller. Bunlar, balkon enerji santralleri, fabrika çatısındaki güneş pilleri veya sahadaki fotovoltaik sistemler olabilir ifadesine yer verildi. Haberde, Türkiye'de güneş enerjisi sistemlerinde üretilen enerjinin invertör adı verilen cihazlar aracılığıyla ev elektriğine dönüştürüldüğünü ve bu sayede yerel olarak anında kullanılabildiği aktarıldı. Türkiye'deki yeni düzenleme, basit ve pratikte herkesin böyle bir sistemi devletten veya şebeke operatöründen izin almak zorunda kalmadan çalıştırılabileceğinin anlatıldığı haberde, bir yıl önce kabul edilen yasa, bir iznin gerekli olduğu eşiği 1 megawatttan 5 megawata yükseltiyor. Bu, süpermarketlerin, otellerin, küçük veya orta ölçekli fabrika binasına veya çiftliğe sahip şirketlerin de herhangi bir bürokratik engel olmadan güneş enerjisi üretebileceği anlamına geliyor denildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.